bir kız kardeşim geldi. İşte ne yapalım? Hadi bir yere gidelim, eğlenmeye. Gittik. Bir bayan çıktı. Normalde orada şarkı söyleyen kişinin haricinde, sanatçının haricinde çıktı. İşte konuk olarak bir şarkı söyledi ve çok güzel sesi vardı gerçekten. Yorumu da çok güzeldi ve indi. Bir arkadaşım var, Reşat diye, çok farklı bakar her şeye. Farklı pencereden bakar. Spiritüellikle alakası yoktur. Ama öyle şeyler söyler ki bazen cidden ince nüansları yakalar. Reşat döndü bana şey dedi. Çok güzel yorumu vardı dedi. Yani şarkının söylenmesi gerektiği gibi almadı. O şarkıya ruhunu da verdi. Evet. Ve öyle söyledi. Ve söylerken ağzını öyle bir açtı ki belki de o an bize çok çirkin göründü ama onun umurunda bile değildi çünkü kendini kaptırdı. Ve şarkıya öyle güzel ruh verdi ki o haliyle o kadar güzeldi ki hayat da böyledir. Hayat size verildi. Hayat bir şarkı gibidir. İsterseniz Sezen Aksu'dan alırsınız şarkıyı, aynı onun söylediği gibi söylemeye çalışırsınız, rezil edersiniz. Ya da kendi yorumunuzu eklersiniz. Hayatı kendiniz şekillendirirsiniz. Diğer insanlar gibi yaşamazsınız. Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma öyle yaşıyor. Demek ki doğru olan o değil. Doğru olan sizin kendinizi nasıl hissettiniz? Doğru olan içinizdeki sesiniz. Eğer onu yakalarsanız hayatın şarkısını kendi içinizde öz beninizle söylersiniz. Başkaları gibi değil. Hep onun için hata yapıyoruz. Hep başkaları yaptığı için hata yapıyoruz. Siz istediğiniz gibi o şarkıyı söylerseniz çok güzel melodiler çıkacak ve en güzel şarkıyı siz yazacaksınız hayatınızdaki. Evet, başkaları için de yaşamamak lazım değil mi? Hayır, başkaları için yaşamayın, kendiniz için yaşayın. İşte dediğim gibi... Başkalarıyla yarışmamak lazım. Kesin, o çok güzel. Onun sonu yok çünkü. Evet, ders verirken de ben diyorum. Bazen öğrenciler kalkıyor işte diyorum ki sağ ayağını kaldır, kendine çek, sola... Bakıyor o nasıl kaldırıyor. O, belki o yanlış yapıyor. Ama sen ona örnek alıyorsun. Bir bakıyorum arka sıra olduğu gibi bu tarafa atıyor. Hepsi yanlış yapıyor. Yani bir de şey de var işte biliyor o hareketten sonra onun geleceğini de, pat sağa atıyor. Ben de sola at baca hemen. Hata yapmayalım çünkü diye onlara bakıyoruz işte ama. İşte ne kadar ben yanlış. İşte öyle hatayı aslında orada yapıyorsun. Çünkü taklit ediyorsun. Onun hatasını kendi yapıyoruz dışına aslında. Çıkıyorsun. Evet çok güzel bakın bu da çok güzel. Siz gerçekten ne olur gelin. Ben de başlıyorum. Onun hatası hep zaten hatalar fix değil midir? Herkes evet. Birbirini kopya ettiği için. Evet. Gerçekten özbeninle yaşasan, kendi kişiliğinle yaşasan küçük hataları yine yapacaksın. Çünkü hatalardan öğrenirsin. Evet. Hataların olmasa öğrenemezsin ki.